Bazı bilgileri şöyle hemen kısaca özet geçeyim. Sevgili Vazgeçme izleyicileri, biliyorsunuz kızımız sevgili Narin, 8 yaşındaki sevgili Narin, güzeller güzel hepimizin sevgili evladı sevgili Narin. Yani birçoğunuz o fotoğrafa bakmakta da zorlanıyor, ben de öyle biliyorum ama Diyarbakır Bağlar'da Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024 günü kayboldu. Kaybolduktan sonra bütün ailenin, bütün herkesin, köyün tamamının tam akraba olduğunu biliyoruz. Resmen organize bir şekilde cinayeti örtbas etmek için çalıştıkları iddiası var. Cinayet gerçekleştikten sonra birlikte hareket ettikleri yetkili jandarmayı, savcıları, herkesi kandırmak için yalan ihbarlar yaptıkları, sürekli toplantı üstüne toplantı gerçekleştirdikleri iddiaları var. Ve kızımız maalesef biliyorsunuz cansız bedeninde kaybolduktan 19 gün sonra 8 Eylül'de saat 08.45'te bir çuvalın içinde Eğer Tutmaz Deresi'nin kenarında üzeri taşlar ve dallarla örtülmüş halde bulunmuştu. Bugün çok önemli bir isim daha. Bugüne kadar gözaltına alınmamıştı. Şu ana kadar biliyorsunuz 11 tutuklu kişi var. Aralarında anne, amca, iki amca, Salim, itirafçı, enişte, abinin aralarında olduğu 11 tane tutuklu var. Şu anda Hediye diye bir isim çok önemli. Hediye kim sevgili izleyiciler? Şu anda tutuklu bulunan amca Fuat Güran'ın eşi Hediye. Hediye o gün 15.15 ile 15.40 arası Yüksel'in evine, yani Narinler'in evine girip çıkan bir isim. Hediye'nin anlatacakları acayip önemli, çok çok önemli. O eve, çünkü 15.15'te kızımız okulun güvenlik kamerasında görülüyor, eve gidiyor, bir dakikada eve çıkıyor ve o arada cinayetin bazı yerlerde haberler yapılıyor. Yok efendim bir gün önce planlandı, yok iki gün önce planlandı. Yani benim aldığım bilgilere göre anlık gelişen bir olay. Haber kaynağımı yine söylemeyeceğim. Haber kaynağımın isminin bilinmesini istemiyor. Basın kanununun 12. maddesini de bilmeyenlere bir kez daha hatırlatayım. Şunu söylüyor. Ya anlık gelişen bir olay. Yok efendim bir gün öncesinde, iki gün öncesinde planlanan bir olay değil. Yani Narin bir şey görüyor, bunun üzerine olay gerçekleşiyor. Biri ya da birileri bu cinayeti işliyor. Ama şunu biliyoruz, iddiaya göre bütün köy örtbas etmek için resmen sus pus. Bunu da ifadelerden biliyoruz. Sonra arkasından da amcanın bütün köyü örgütlediği iddiası var. Tek bir senaryo üzerinde çalışılmıyor. Onlarca senaryo üzerinde çalışılıyor. Yani abi Enes'in de içinde olduğu farklı farklı senaryo üzerinde çalışılıyor. Ben bu iddiaları hepsini gündeme getireceğim ama şu Hediye çok önemli. Hediye o gün, yani 15.15 ile 15.40 arası oraya eve giriyor çıkıyor, giriyor çıkıyor. Hediye'nin anlatacakları bu cinayetin düğümünü çözebilir. Elti aynı zamanda da yenge işte. Çok çok önemli. Şimdi ben sizi özellikle dereye götürmek istiyorum. Çünkü neden? Bakın itirafçı, ben çuvalı aldım, daha doğrusu Narin'i aldım. Bir çuvalın içine sonra koydum. Sonra dereye götürdüm ve bu gömme işlemini tek başıma gerçekleştirdim diyor ya. Öyle olmadığını derede sevgili Abdullah Deniz bu haberimiz bize gösterecek. Bakın sevgili izleyiciler, o derede. Şimdi taşlar da var bu arada, yani Narin'in cesedinin üzerinde bulunmasın diye konulan taşlar da adli tıpta biliyorsunuz. O taşların görüntüsünü de birazdan ekranlara getireceğim. Ya Abdullah, bunu karşıdan çok net bir şekilde görmek istedim ben. Bana şunu söyler misin canım benim? Yani o bu dereye baktığında Nevzat'ın, itirafçının cesedi tek başına getirip çuvalla, hatta yolun diğer tarafından bu tarafa, yani yolun diğer tarafında aslında biz karşıdan görmek için Abdullah bu taraftan yayın yapıyor. Tek başına getirip o ağacın dibine koyabilmesi teknik olarak mümkün mü? Bir onu bize bir anlatır mısın lütfen? Bir de görelim her yeri. Didem Hanım, şöyle söyleyeyim, kendi izlenimimden yola çıkarak söyleyeyim. Biz şimdi derenin karşıdan karşısına geçtik. Evet. Ve çok zorlandık kameraman arkadaşım Emre Ulu ile beraber. Kaldı ki Nevzat'ın bir her ne kadar çocuk da olsa ağır bir yük var. Onu tek başına alıp buraya getirip organize bir şekilde, yani bilinçli bir şekilde o çukura yerleştirip ve üzerine kapatması çok bana mümkün gelmiyor işin açıkçası. Çünkü bakın şimdi size göstereyim ben. Şu an canlı canlı göstereyim. Bu dere akıntısı oldukça fazla. Yani şuraya girdikten sonra, artık şuraya şöyle girdikten sonra karşıdan karşıya geçmek için oldukça zorlanmanız gerekiyor. Yani burada birkaç kere düşer insan. Kaldı ki üzerinde bir yük varken. Hı hı. Şimdi ilerliyoruz. Bakın burada akıntıda durmak çok zor. Tamam, yolun ve diğer tarafında. Bir evet. Yük olduğunu düşünün. Tabii yani... Tek başına
Ki şunu da söyleyelim, evet. Derenin debisi sonrasında düşürüldü. Bu düşürülmüş hali değil mi? Onu da söyleyelim lütfen. Yayın gitti şu anda. Ben seni duyuyorum bu arada. Hat kesildi ama ben anlatmaya devam edeyim. Evet, size lütfen. Yine de. Şimdi 21 Ağustos'ta kaybolmuştu kızımız ve 19 gün sonra maalesef cansız bedeni işte burada bulundu. Tabii bulunana kadar oldukça zaman da kaybettirildi. Bu da bildiğimiz net bilgilerden birisi ki 50'den fazla asılsız ihbar yapıldı bununla ilgili. Şimdi ben duyuyorum. Arkadaşımıza da evet. Duyduğumuzu söyler misiniz? Tekrar bağlayacaklar Abdullah. Telefona dikkat çünkü yayını da bağlantıyı orada gerçekleştiriyoruz. Kameraman arkadaşımıza söyler misiniz arkadaşlar? Yani şu anda yayındalar. Devam etsin Abdullah. Tamam. Şu anda bu derede, şimdi Abdullah'ın tekrar telefon düşünce... Bu bulunduğum yerin... Evet. Evet. Evet, bulunan yer tam olarak... Baksanıza şöyle yani. Şöyle bir ilerleyeyim. Ben Abdullah'ın sesini kapatalım. Evet. Siz bağlantı kurunca bana tekrar Abdullah sesini verin ama görüntü kalsın. Duyuyor musun Abdullah beni şu anda? Aman düşme de. Duyuyorum. Şu an tamam, duyuyorum. Tamam bir orayı sen tabii yok, bize yok, tam... Hayır. Ses gitti mi yine? Tamam sesini alalım şimdi Abdullah Hanım, orada. Evet. Naaşın bulunduğu yer... Aha. Evet. Bulunduğu yer şu gördüğünüz çukur. Nasıl girecek tek başına oraya ya? Mümkün değil. Değil mi Abdullah? Evet. Çok zor Didem Hanım. Yani burada bir insanın tek başına... Ben şuradan bakacağım. Tek başına gelip... bir cesedi demek zorundayım artık öyle teknik olarak öyle kullanıyoruz. Evet. Çok zor bir işlem. Yani benim kendi düşüncem Nevzat'ın bu durumu tek başına yapmış olması çok mümkün gözükmüyor işin açıkçası. Ay Abdullah yani, seni peki tam cesedin bulunduğu çukur neresi? Cesedin bulunduğu çukur neresi? İdem Hanım cesedin bulunduğu çukur şurası şu şeyin altı. Ay, ama yazık. Burası kapatılmış vaziyette çukur taşlarla. Tamam. Tam olarak burası. Bu ağaçların altı. Ağaçların altı. Şimdi yani... burada evet çok zorlanıyoruz gerçekten. Çok zor. Akıntı o kadar fazla ki dikkat Didem Hanım. Dikkat et, dikkat et. Akıntı o kadar fazla ki. Tamam. Burada bu durumu görmeniz lazım ve taşların altına insanın ayağının altına nasıl kaydığını da anlatmak gerçekten zor. Yani o zaman şimdi itirafçının evet. Itirafçı da şunu söylüyor bu arada onu da söyleyelim. Yani itirafçı tek başına götürdüğünü, arkasından işte taş bıraktığını, şurada derenin kenarında durdum, çuvalı aracımdan alarak elime aldım. Çocuğun tüm vücudu çuvala sığmıştı. Bu sırada işte çantanın, onu da geçelim. Diyor ki üzerine bir taş koydum. Çuvalın birisi tarafından bulunacağını düşünerek ben o dereyi de aşağısını görebilir miyiz? Beni duyuyor değil mi Abdullah bu arada? Taş koydum ben ifadeyi okuyorum şu anda Abdullah. Taşın büyüklüğü evet. Yaklaşık 15-20 kilogram civarındaydı. Evet. Yanında da birer taş vardı. Üzerine çalı koymadım. Çünkü üzeri kapanmıştı. Daha sonra buradan çıkarak aracıma bindim. Stabilize yoldan çıktıktan sonra işte baldızım Zeynep'in evine gittim diyor. Yani olayın çok hızlı bir şekilde gerçekleştiğini evet. Hemen yani evet. Bu kadar kolay ve hızlı bir şekilde bunu tek bir kişi getirip oraya koyup ağır 30 kilogram ağırlığında o taşlar oraya koyması teknik olarak mümkün mü Abdullah? Yani benim izlenimim bunu tek başına yapmış olması teknik olarak mümkün değil. Tabii ki Nevzat aslında işi de bu bir yandan duvar ustası diyebiliriz. Belki bu yüzden tek başına yapmış olabilir ama benim şu anda bireysel gözlemime göre bunu tek başına yapmış olması mümkün değil gibi gözüküyor. Şimdi sen tabii yolun karşısında onu yani, görüyorsun. O Nevzat'ın yürüdüğü yolu gösteriyor kameraman arkadaşım. Bak o derenin kenarından oraya gelip getirip oraya yani suyun içine girip debisi yüksek olan yerde bir de daha çukur olan bir yere çuvalı tek başına koyması. Bir de üzerine bir tane taş koyduğundan bahsediyor. Bir daha da bakayım onu. Daha sonrasında şeyin üzerine birkaç tane taş bulunuyor. Şunu söylüyor. Ben diyor bir tane taş koydum. Taşın büyüklüğü 15-20 kilogram civarındaydı. Yanında da birer taş vardı. Üzerine çalı koymadım. Sadece o çuvalın üzerine kimse bulmasın diye 15-20 kilogram ağırlığında bir tane taş koyduğunu söylüyor.
Fakat narin bulunduğunda üzerinde birkaç tane taş var. Söyle lütfen Abdullah. Evet, 3 taş vardı. Kaldı ki şunu da söylemek istiyorum. Hı hı. Nevzat'ın arabayı park edip buraya kadar gelen süreçte bile o yol oldukça yürümesi zor. Yani kaldı ki bizim elimizde herhangi bir eşya yok. Sadece mikrofonumuz ve kameramız var. Ve ona rağmen zorlanarak dere yatağına kadar gelebildik. Yani Nevzat'ın sırtında bir cesetle buraya kadar gelmiş olması, tek başına gelmiş olması benim şahsi görüşüm olarak pek mümkün gözükmüyor işin açıkçası Didem Hanım. Peki.